Herkese selamlar. Göçmenlik hukukunda son 2 haftada yaşanan güncellemelerle, gelişmelerle yine karşınızdayız. Göçmenlik hukukuyla ilgili bu güncellemeler biraz uzun olduğu için yine bunu 2 kısımda yapmış olacağız. İlk kısımda bahsedemediğim güncellemelerden daha sonra yayınlanacak olan ikinci kısımda bahsediyor olacağım. Göçmenlik Bürosu'nun son günlerde yapmış olduğu güzel bir açıklama. Trump hükümeti zamanında yürürlüğe sokulmaya çalışılan bir uygulama teklifinin geri çekilmesi ve kaldırılması yönündeydi. Kısaca hatırlatmak gerekirse F1 vizesi, M1 vizesi ve I vizesi yani F statüsündeki ve M statüsündeki öğrencilerle I kategorisindeki basın yayın mensuplarının Amerika'ya girişten sonra pasaportlarına belli bir süre oturum vurulmuyor. Bu kişiler DS dediğimiz, Duration of Service dediğimiz statülerini devam ettirdikleri sürece Amerika'da kalabilecekleriyle alakalı bir statüyle Amerika'ya alınıyorlar. Mesela F1 statüsünde Amerika'ya gelen bir kişi okuluna devam ettiği sürece Amerika'da kalabilir. I statüsünde gelen bir kişi gazeteciliğini devam ettirdiği sürece Amerika içinde kalabilir. Herhangi bir statü değişikliğine, pasaportuna tekrar vize vurdurmasına gerek olmuyor. Amerika içinde kaldıkları sürece ve statülerini devam ettirdikleri sürece başkaca bir işlem yapmaları gerekmiyor. İşte Trump hükümeti bunu kısıtlamak istiyordu. Aynı mesela turist vizesiyle gelenler gibi, H1'la gelenler gibi, E1, E2 ile gelenler gibi bunların nasıl Amerika'ya girdiklerinde belli süre oturumları var. Aynen F vizesinde, M vizesinde, I vizesinde de bunları yapmaya çalışan bir yönetmelik teklifinde bulunmuştu Trump hükümeti. Tabii bu çok büyük bir tepkiye yol açtı. Çünkü Amerika'nın yerleşik göçmenlik hukuku sistemini bir anda değiştirmeye çalışıyorsunuz. Allah'tan Biden hükümeti yeni bir açıklama yaparak bu yürürlüğe sokulmaya çalışılan yeni düzenlemenin şu anda söz konusu olmadığını, bu teklifin geri çekildiğini açıkladı. Böylece öğrenciler, basın vizesi sahipleri biraz rahat nefes almış oldular. Çünkü eski düzenlemeler aynen devam ediyor. Bu konuyla ilgili bir değişiklik beklemiyoruz. Son günlerdeki başka önemli bir değişiklik New York'taki göçmenlik mahkemelerinin tekrar açılması oldu. Bilindiği gibi Covid sürecinde göçmenlik mahkemeleri çalışmadı veya uzaktan katılımlarla davaları götürmeye çalıştı. Ama in person dediğimiz bizzat şahsen katılarak mahkemelerin açılması son günlerde başlamış oldu. Burada enteresan bir istatistik de söz konusu. Amerika genelinde göçmenlik mahkemelerinde 1.3 milyon dosya bekliyor. Pending dediğimiz devam eden statüde. Bunların 150 bin tanesi New York eyaletinde. Dolayısıyla bütün Amerika genelindeki göçmenlik mahkemelerindeki devam eden davaların %10'u New York mahkemelerinde görülüyor. Dolayısıyla New York'taki mahkemelerin açılması bu anlamda sevindirici bir haber. Çünkü dosyaların ilerlemesi ve hızlı bir şekilde sonuca kavuşması demek. Tabii hızlıdan kasıt hiçbir şey çok hızlı olmayacaktır. Bu yavaşlık devam edecek. Mahkemeler açıldı ama eski hızlarında çalışmıyorlar. Hala Covid tedbirleri devam ediyor, bunlara uyuluyor. Dolayısıyla olayın nasıl gelişeceğini göreceğiz. Ama en azından mahkemelerin açılmış olması normalleşme sürecinde bir faktör olarak sayılabilir. Kısaca DV Lottery yani Green Card kazananlarıyla ilgili de bir güncelleme yapmış olalım. 2020 ile alakalı olarak henüz yeni bir gelişme yok. Mahkeme devam ediyor. Kenara ayrılan bir 9095 vize numarası vardı. Onların kimler olacağı, bunların nasıl vize alacakları, nasıl Green Card alacakları henüz belirlenmiş değil. Mahkeme devam ediyor ve tahminlerden çok daha yavaş ilerleyen bir mahkeme. Ama bu konuyla ilgili bir mahkeme kararı olduğunda tekrar bilgilendirme yapacağım. Günlük gelişmeleri takip etmek isteyenler, bu dosyaların avukatları var. O avukatlar zaman zaman Twitter'dan, internetten açıklamalar yapıyorlar. Oradan takip edebilirler. DV Lottery 2021 ile alakalı, yani içinde bulunduğumuz yılla alakalı mesele, bilindiği gibi 30 Eylül'e kadar vakit var Green Card'ın alınması için. Bu konudaki son gelişmeleri önceki güncellemelerde duyurmuştum. Türkiye'deki Amerikan Büyükelçiliği daha önce vize mülakatı vermeyeceğini söylemesine rağmen yaklaşık ilk 9000'de olan, 8000-9000 arasında olan numaralarla ilgili vize mülakatlarını düzenledi ve bunları insanlara gönderdi. Temmuz ayında, Ağustos ayında, Eylül ayında mülakatlar var. Bizim duyduğumuz kadarıyla bu mülakatlara katılabiliyor kişiler. Kısaca Amerika içinde ne olduğuyla ilgili bilgi vermek gerekirse iyi bir haberle başlayabilirim. DV 2021 talihlisi bir müvekkilimiz bu hafta içinde yapmış olduğu, Amerika içinde yapmış olduğu mülakatla
green card'ını aldı. Bu bizim için son derece iyi bir gelişme. Çünkü benzer durumda olan kişiler var. Onların da 30 Eylül'e kadar prosedürlerini tamamlayabileceğini ümit ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Umarım DV 2021 talihlisi olup dosyalarını takip edenler, haber bekleyenler mümkün olduğu kadar 30 Eylül 2021 tarihine kadar bu prosedürü bitirebilir. Şu an Türkiye'de bulunan, Amerika'ya gelemeyen, Amerika'da dosya fail edemeyen kişiler için sanki ilk 9000'in ötesinde bir ümit varmış gibi görünmüyor. Ama konsolosluk, büyükelçilik hemen bir açıklama yapabilir, tekrar vize randevusu verebilir. Bilindiği gibi bunları önceden duyurarak yapmıyorlar. Kendileri bir karar veriyorlar ve uyguluyorlar. Ancak uyguladıklarında haberimiz oluyor. Bir gelişme olursa tekrar duyurmuş olacağız. Kısaca DV 2022 hakkında bilgi vermek gerekirse, DV 2022'de aslında mali yılın başlangıcı 1 Ekim 2021. Dolayısıyla Ağustos ayında yayınlanacak olan vize bülteninde Ekim ayının numaraları yayınlanmış olacak. O konu hakkında da bilgi vermeye devam edeceğiz. Umarım 2022, 2021 ve 2020 kadar etkilenmeyecek bir şekilde bu prosedürü takip edebilir ve green card'lar konsolosluktan alınabilir. Amerika içinde ise zaten bir engel yok. Amerika içinde olanların dosyalarını Amerika içinde takip edebiliyoruz. Son olarak Türkiye'deki konsolosluklardaki durum ne? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Gördüğümüz kadarıyla konsolosluğun web sitesinde göçmen olmayan vizeler ve göçmen olan vizelerle alakalı herhangi bir güncelleme söz konusu değil. Bilindiği gibi göçmen olan vizelerde bir öncelik sırası söz konusuydu, ona göre veriyorlardı. O da öncelikle aile üzerinden yapılan dosyalar, Amerikan vatandaşlarının, green card sahiplerinin aile üyelerine yaptığı başvurular, daha sonra da employment based dediğimiz iş yeri üzerinden olan ve green card mülakatları, bunlar da bir sonraki önceliği oluşturuyordu. Biraz önce söylediğim gibi Amerikan vatandaşlarının ve green card sahiplerinin kendi akrabaları için yapmış olduğu dosyalarla ilgili mülakatların ilerlediğini görüyoruz. İstenen hızla mı? Hayır, ama mülakat veriliyor. DV Lottery'de güncellemeyi söyledim, bir kısım mülakat verildi. İş yeri üzerinden olan sponsorluklarla alakalı da az da olsa mülakat veriliyor. Göçmenlik hukukuyla ilgili güncellemeleri anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Sorularınız, yorumlarınız olursa aşağıda yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.